Arkadaşlar merhaba. Bugün aspirinle ilgili köklendirme hormonu yapacağız. Bu hazırlayacağımız çözelti aynı zamanda 3 haftada bir bitkilere püskürterek de ayrıyeten kullanabiliriz. Selikleme ile kullanmanın haricinde. Bunun faydası ne olmuş? İsland Üniversitesi böyle bir araştırma yapmış ve bunun sonucunda verimi arttırdı ve bitki büyüklüğü üzerine olumlu etki gösterdiği ifade edilmiş. Tabii bu tür maddelerin normalden fazla kullanımı da iyi bir şey değil. Sıkıntı verici özellikte arkadaşlar. Kahverengi lekeler oluşturulabilmekte. Bunun haricinde yanmış yapraklar oluşabilmekte fazla verildiği zaman. O yüzden fazla kullanınca iyi olur diye bir şey yok, yanlış. Ve özellikle de bunları sabah püskürtmek gerekiyor. Bildiğiniz gibi aspirin genel anlamda Söğüt bitkisinin kabuk özütünden elde edilen bir yapı. Vücutta pek çok fonksiyonu var tabii ki. O amaçla kullanılıyor ama bitkilerde de koruyucu özelliği olarak püskürtülebildiğini tekrar ifade edeyim. Aynı zamanda çelikleme amacıyla bitkilerin çeliklenmesinde kullanabileceğimizi de yine ifade edeyim arkadaşlar. Büyüme, fotosentez, İyon alımı, terleme ve vücut mikroplar dediğimiz patojenlere karşı korunma üzerinde de son derece önemli etkiye sahip olduğunu tekrar aspirin için hatırlatalım. Temel etken maddesinin asetil salisilik asit olduğunu belirtelim. Yapılan araştırmalar, bunların bitki dediğim gibi Avrupa'da üniversite düzeyindeki araştırmalar bitkilerde olumlu etki gösterdiğini, verim artırdığını, bunun haricinde büyüklük üzerine, bitki büyüklüğü üzerine olumlu etki gösterdiğini ifade etmiştir ama tekrar vurguluyorum, normal değerlerden fazla kullanılması fayda yerine zarar getirir arkadaşlar. Kontrollü kullanılması gerekir. Merhabalar arkadaşlar. Bugün bir başka köklendirme hormonu yapıyoruz. Aspirinle. Aspirin 500 mg azetil salisilik asit içeriyor. Bir tanesini alıyoruz. Bunu önce ikiye, sonra bir daha ikiye bölüyoruz. Toplam 4 parça yaptı. Dörtte birini çok hafiften biraz daha kesiyoruz ucundan. Şu boylara falan geldi. Elimizde 1 litre suyumuz var. Önce bu aspirinimizi 500 gramın dörtte birinden çok az daha küçük olan aspirinimizi eziyoruz. Gördüğünüz gibi toz haline geldi. Toz hale gelen bu aspirini bu 1 litrelik suyumuzun içine boşaltıyoruz. Kapağını kapatıp çalkalıyoruz. Bunu çalkaladıktan sonra aspirinli bu doğal köklendirme yapımızı bunu bardağın içerisine koyuyoruz ve daha sonra çeliğimizi bunun içerisine girdirip 1 saat bekletiyoruz. Bekledikten sonra da 1 saat sonra çıkarıp dikebiliriz.